Özal seçildi. Özal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan 3. tur oylamada 263 oy aldı. Muhalefet partileri bu oylamaya da katılmadı. 2. tur oylamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'un başkanlığında saat 15'te açılan birleşimde Cumhurbaşkanlığı seçimi için 3. tur oylama yapıldı. Bu tura da Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Başbakan İstanbul Milletvekili Turgut Özal'la Anavatan Partisi Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş aday olarak katıldılar. 285 milletvekilinin katıldığı 3. turda adaylardan Turgut Özal 263 oy alırken öteki aday Fethi Çelikbaş'a 14 oy verildi. 8 oy da boş kullanıldı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi'ne mensup milletvekilleriyle biri dışında bağımsız üyeler 3. tur oylamaya da katılmadılar. Oylama sonucunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut açıkladı. Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre İstanbul Milletvekili Sayın Turgut Özal, Anayasanın 102. maddesinde 3. oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 263 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır. Daha sonra kısa bir teşekkür konuşması yapan yeni Cumhurbaşkanı Turgut Özal şunları söyledi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin beni 8. Cumhurbaşkanı seçerek gösterdiği büyük teveccühe şükran borçluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantısında yapılan oylamada 263 oy almak suretiyle Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı seçildiniz. Size bu kararı tebrik etmekle gurur duyuyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Başarınızın mutlak ve daim olmasını diliyorum. Turgut Özal da Cumhurbaşkanlığı mazbatasını aldıktan sonra şunları söyledi. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. Bize Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tevcih ettiği bu görevin en iyi şekilde yapmaya var gücümle memleketimin refahı, gelişmesi, milletimin daha da yücelmesi için ve devletimizin büyümesi bakımından, yükselmesi bakımından en iyi şekilde çalışacağımı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarıma da en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişinde Başkan Yıldırım Akbulut tarafından törenle karşılandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu and içme töreni için Başkan Yıldırım Akbulut başkanlığında özel gündemle saat 10'da toplandı. Başkan Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı and içmek üzere genel kurul salonuna davet etti. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, en yaşlı başkan vekili Halim Aras'ın refakatinde genel kurul salonuna geldi ve and içmek üzere kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, başkanlık kürsüsünden şöyle and içti. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya,
hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ve teşekkür konuşmasından sonra Anıtkabir'deki törene katılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Özal'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut meclisten törenle uğurladı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Anıtkabir'e giderek mozoleye çelenk koydu ve Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Güne çıkarak Cumhurbaşkanlığı görevini Kenan Evren'den devraldı. Cumhurbaşkanı Özal Çankaya Köşkü'ne gelişinde askeri törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı görevi sona eren Kenan Evren, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı köşkün merdivenlerinde karşıladı. Cumhurbaşkanı Özal ve Kenan Evren daha sonra Çankaya Köşkü'nün havuzlu salonuna geçtiler. Buradaki törende önce İstiklal Marşı çalındı. Cumhurbaşkanlığı görevi sona eren Kenan Evren ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal birer konuşma yaptılar. Kenan Evren'e Cumhurbaşkanlığı forsunu verdi. Törenden sonra Cumhurbaşkanı Özal, Kenan Evren'i Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün merdivenlerine kadar uğurladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, köşkten ayrılışında askeri törenle uğurlandı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Evren'i uğurladıktan sonra törene katılanların kutlamalarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut, Başbakan Vekili Ali Bozer, Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay, Yüksek Yargı Organlarının temsilcileri, Anavatan Partisi Genel Başkan Vekili Orhan Demirtaş, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları ve yabancı misyon şefleri katıldı. Cumhurbaşkanlığı görevini devreden Kenan Evren de saat 14'te Etimesut Havaalanı'ndan Dalaman'a gitti. Kenan Evren'i Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Halim Aras, Başbakan Vekili Ali Bozer, Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Nurettin Ersin, Tahsin Şahinkaya, Necat Tümer ve Sedat Celasun, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay ile Bakanlar Kurulu üyeleri ve protokole dahil askeri ve mülki erkan uğurladı. Kenan Evren bu uğurlamadan sonra tören kıtasını denetledi de özel bir uçakla Marmaris'teki evine yerleşmek üzere Dalaman'a gitti. Akbulut başkanlığında kuruldu. Başbakan Akbulut 17 Kasım'da toplanacak olan Anavatan Partisi Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa da aday olacağını açıkladı. 30 üyeden oluşan yeni hükümette bir devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı ile 14 devlet bakanlığı bulunuyor. Bakanlar Kurulu'nda 7 yeni devlet bakanı görev alırken 2 devlet bakanı kabine dışı kaldı. Öteki bakanlarsa yerlerini korudu.